Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ya ne diyeceğim? Bizim kabadayı Hasan'a baktım Muzaffer abi. Burada mı? Yo, daha düşmedi buraya. Ama meraklanma, birazdan damlar. Ne edeceksin Hasan'ı? He? Hiç. Gelirken karısının eve erkek aldığını gördüm de gizlice eve aldı adamı. Ne diyorsun? Yanlış görmüşsün kardeşim. Hangi aklı bozuk cesaret edip girer Hasan'ın hanesine? He? Vallahi billahi gördüm. İki gözümle. Gördüm de Hasan'a gördüğümü desem mi uygun düşer, demesem mi uygun düşer onu bilemedim. Nereden baksan sonuçta arkadaşımız. Vallahi bana sorarsan aman haberi olmasın. Bela sana da sarar, ayıklayamazsın sonra. Afiyet olsun. Zahmet etme seni kızım. Bir parça ekmek verseydin yeterdi. Dışarıda bir köşede yerdim. Ne zahmeti amca? Tencere kaynıyor nasılsa. Ha bir tabak fazla, ha bir eksik. Buralı mısın? Aşağı mahalleden. Dere kıyısında oturuyorum. Kime kimsem yok. Elde ayaktan düşünce de dilenmeye başladım. Arıyorum emme, ne yapayım? Bal gibi erkek aldı işte içeri. Gözümle gördüm. Yeni gelin. Belki Hasan'la yapamamıştır yapacağı şeyi. Daha fazla konuşturmayın beni. Kadın kısmı şeytana çabuk uyar. Konuşturmayın daha fazla beni. Allah Allah. Fotoğrafını da mı getirseydim? Yaptılar yapacaklarını işte. Yalan mı söylüyorum size? Hasan abi. Kim girmiş lan bizim eve? Yok vallahi. Giren çıkan yok. Ulan demin çalımla söyledin ya. Her gele. Madem giren çıkan yok. Hakkımızda asılsız söylenti mi yiyorsun? Eğer öyleyse. Saat getir oğlum. Senin gibi ciğerse mermi de ziyan etme. Tokatlaya tokatlaya öldürürüm seni. Aman ver Hasan abi. Dedim vallahi yalan değil. Hasan? Lan! Namussuz! Hasan ne yapıyorsun? Namussuz! Hasan ne yapıyorsun? Namusumu iki parmak ettim lan! Hasan! Yürü! Yürü! Hasan bırak beni! Yürü ananın evine gidiyorsun! Hasan ben ne yaptım? Hasan! Hasan! Kaltak! Hasan! Hasan bırak beni! Bırak! Adam tam bir deli ya! Ne oluyor ya? Kadını sürükleye sürükleye götürüyor. Yazık kadına ya. Kim götürüyor? Ne oluyor ya? Ağzı burnu kan içinde. Allah Allah. Kimi götürüyor? Nereye götürüyor? Ne diyor bu ya? Kim olacak? Bizim deli. Kabadayı Hasan. Tutmuş kadının saçlarından sürükleye sürükleye baba evine götürüyor. Deli işte. Selim efendi. Tutamadın çeneni, yediğin naneye bak. Yaktın kadının başını. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ya bu kadar yüklenmeyin arkadaş. Nasıl yüklenmeyin? Bütün kabahat benim mi? Eve erkeği ben mi aldım ha? Hırsızın hiç mi suçu yok? Görüp de söylememek delikanlığa sarma. Ne gördün sen? Hasan'ın karısının eve erkek aldığını gördüm. Allah Allah! Ne vakit oldu bu dediğin? Yarım saat önce. Yapma be oğlum. Bilip bilmeden konuşma. Senin dediğin o adam benim. Benim ya. Bak şunu yaptı. Çok yazık oldu kadına ya. Kapıyı çalıp azıcık ekmek istedim. Mübarek kadın sofrayı kurup karnımı doyurdu. Sağ olsun. Bu mudur suçu günahı? Hasan! Ne oluyor? Bırak kızı diyorum sana. Bırak! Öldürürüm seni. Vedat! Bey dur ne olur sakin ol. Bırak kızımı. Sakin ol bey. Elini kanadın ama bey. Nasılsa bırakır. Bir anlayalım, dinleyelim. Ne oldu, nedir? Bırak kızımı yoksa çekerim tetiği. Ben bir şey bırakacaksam, şu bu dedi diye top tüfek çekildi, yaygara yapıldı diye bırakmam. Kendim bırakmak istersen bırakırım. Bıraktığımı da bir daha geri alma. Şimdi ben bu kızını kendi isteğimle bırakıyorum. Ah! Ne oldu? Niye böyle oldu? Derdin ne senin?
kızına sor. Hasan. Beni dinlemezsen, sonra pişman olsan da ölürüm de dönmem sana Hasan. Ant olsun dönmem Hasan. Dinleyecek bir şey yok. Benden de ant olsun ki sana onca hukukum olmasaydı ben bu işi bu kadarla bırakmazdım. Hasan abi. Abi sana bir şey söylemem lazım. Çıkar hele. Ne söyleyecekmişsin? Abi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Abi ben yanılmışım abi. Ne demek yanılmışım lan? Abi yengenin içeri aldığı kişi bir garip dilenciymiş abi. Az önce geldik abi. Yenge ekmek vermek için almış içeri. Ben de öyle görünce. Abi çok özür dilerim. Ulan şerefsiz! Madem dilenciymiş, anlayıp dinlemeden ne diye ortalığı dedikoduya boğdun? Söyle ulan! Söyle! Niye? Bilmiyordum abi. Demin kahvede dilenci kendi söyledi abi. Eve giren bendim dedi. Ben de sana engel olmak için koştum ama. Ulan senin ne zorun vardı da evin kapısını kollayıp giren çıkanı gözlüyordun? Yok abi. Ne kollaması, ne gözlemesi. Abi öyle geçerken. Ailemde gözün mü vardı lan senin? Ha? Yok 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 vallahi abi. Gözüm varsa gözüm çıksın abi, estağfurullah. Vardı vardı. Yoksa ailemin evine girip çıkanı ne diye takip eder adam? Ay sessiz! Abi gözünü seveyim. Abi kendine gel. Öyle şey mi olur? Bir hatadır oldu abi. Çok pişmanım. Abi yapma. Yapma Hasan abi. Çok pişmanım. Uyuma şeytan abi. Abi yakma kendini de yakma beni de yakma abi. Ben mi yakmayayım? Abi Hasan sen abi. Sen kibriti çaktın zaten oğlum. Abi Hasan abi. Aha benzini de benden abi, olsun. Abi gözünü seveyim abi. Havayı güzel buldum. Böyle dolaşalım diye çıktım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bak böyle güzel havada çıkmasa olmaz. Hava güzel olunca insanın dolaşası geliyor. Eyvallah, çok güzel hava. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz, eyvallah. Görüşürüz. Siz tanıyor musunuz bunu? Ne yaptığı belli değil bunun. Hırsız ha, dikkat edin. Çalarım şeylerinizi. Dikkatli olmak bilmiyorum lazım. Bilmiyorum ki. Sen bir ceplerine bak cüzdan, bakayım. Cüzdan, cüzdan yok. Cüzdan yok. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Versene cüzdanı. Arkadaşlar durun. Cüzdanı verdim sana. Yapmayın arkadaşlar. Ne zaman akıllanacaksın lan sen? Ne zaman? Allah. Bu kaçıncı lan? He, 15 gün buradasın. Başefendi, kurban olayım etme. Geç içeri. Benim zerre kadar günahım yok. Kesin şeytan işi. Yürü lan, yürü. Ya başefendi, vallahi suçum yok diyorum ya. Almadım cüzdanı ya, kesin şeytan işi. Allah Allah ya. Yavrum, neyin var senin? Ne oldu? Kuzum ne oldu sana? Ne oldu, neyin var senin? Yok bir şey anne. Kızım, sen iyi değilsin kızım. Var bir şeyin senin. Olanlar aklıma geldikçe midem bulanıyor. Ondan herhalde. Bir şey diyemedin kızım. Karnın aç. Belki de ondandır ha? Yok be anne. Canım hiçbir şey istemiyor. Yalnız şey, yani olacak şey değil. Canım bir turşu istiyor ki sorma. Vay başımıza gelenler. Kızım sen hamilesin. Ne? Şimdi seni götüreceğim koğuş son koğuşun. Başka da koğuş kalmadı zaten. Bir suç daha işlersen kalan cezanı bu ücrete çekeceksin. Haberin olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan garip! Buyur ağam. Sen bu Yusuf Hoşafına çay mı diyorsun lan? İç! Hemen yenisini doldurayım ağam. Bırak ulan! İstemez! Canını alacağım şimdi senin. Yollar aslanım. Bu mekanda yol önceliği her daim ağır vasıtam. Burası kontrol noktası birader. Sağa çekeceksin. Ehliyet ruhsat göstereceksin.
Bir bakacağız bakalım. Eksiğin, gediğin, arabada kaçak, göçek var mı? Var diyelim. Ne olur? Duruma bağlı. Arabayı bağlamaya kadar gider iş. Bizim yükümüz ağır kardeş. Kontrolden çevirmeden muafız biz. Merakına mucip olduysa üç leş taşıyoruz. Kaçağı, göçeği de yok. Her şey aleni. Ha sen diyorsan ki üç leş bu işi kurtarmaz. Ben yine yola taş koyarım. Seni de ekleyip leşlere yükü tamamlarız. Bizim için üçmüş, dörtmüş fark etmez. Ha sen cenaze arabasısın yani. Kusura bakma birader. Bizde ne cenaze arabasına, ne at arabasına, ne de taş arabasına muafiyet yok. Bizden yalnız ambulansa vize çıkar. O da bir tanesine. Öyle mi? Hangisiymiş o bir tanesi? Seni hastaneye götürecek olan ambulans. Vay tatlı su kurnazı vay. Ağzın laf yapıyor ha? Bakalım bileğin de çağın kadar işliyor mu? Madem öyle, biz de çeker gideriz buradan. O kadar dayak yedim. Veren de, alan da, yaşatan da Allah. Demek ki bu bebek kaderimizde varmış. Anne. Annesinin kızısı. Anne, karnım çok acıktı. Bak şimdi. Bak şimdi şunu yaptığına. Oğlum, paşam, kuzum benim. Hoş geldin. Gel bakalım, acıktın mı sen? Çalım. Evet. Bak ne güzel yemekler yaptım sana. Hı-hı. Bak senin için benim sırf bunlar. Çok güzel yemekler yapmış. Yavrum benim. Gel, gel bakalım. Bana da bir öpücük, bana da bir öpücük önce. Oy. Akınlı kuzum, gel hadi bakalım, hadi. Daha. Beko, bu işle ilgili müdüre çıkacaktın, ne oldu? Çıktım abi. Çıktım da Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu ırz düşmanını buradan nakledemezmiş. Zaten bir iki gün sonra hücreye koyduracakmış. Adama elleşmeyin diyor. Elleşmeyin? O milletin kızına karısına göz diksin, namus hırsızlığı yapsın, biz ona elleşmeyelim. Onu Hasan hayatta yaşatmaz demedin mi? Seni niye edeceğim abi? Kendim, ben yaşatmam onu dedim. Üç beşim var, bir daha ilave et ona müdür bey dedim. Demem ne? Celallendi seninki. Hasan abi. Abi ne yaptın? Anne. Söyle yavrum. Dinle bak, okuyorum. Oğlum bir aydır bitiremedin şu ödevi. İyi hadi oku bakalım. Babam. Babam iyi bir insanmış. Dedemin dediğine göre ben küçükken iti olayıp adamın biri yolda giderken babama çarpmış. Dedem ölmüş gitmiş zavallı dedi. Bir de annen daha iyi tanır dedi. Anneme hep soruyorum, cevap vermiyor. Resmi yokmuş. Ben iyi insan olan babamı hiç görmedim. Ödev bu kadar. Tamam, tamam. Ben sana babanı anlatacağım. Hadi yaz bakalım. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Abi, şu gazeteye bir göz iliştir hele. Ne bu? Hayırdır Beko? Dün geldik koğuşa. Bildiğin ilim İrfan Hoca'ymış. Hiç uyanmadık kardeşim.
Bizi gardiyanlar da uyandırmadı hiç. Nesine uyanacaksın? Hani şimdi düşününce kendince bir heybeti var dayının da. Gel hele. Bir yanına varalım da halatı soralım. Hadsizlik olmasın. Madem durum buymuş. Abi. Ben derim önce şu Oxford Necdet'e bir soralım. Ayrıntılı havadis alalım da öyle boş kafayla gitmeyelim. Kafalı adamla konuşması çakal çukal tayfasıyla laf döndürmeye benzemez. Kafa edip kepaze olmayalım sonra. O çocuk çok gazete kitap okur. Malumat vardır bu işten. Doğrusun Beko kardeş. Öyle edelim. Kardeşim kimdir bu adam? Bir deyiver hele. Lafı sözü dinlenir, dini bütün alim adammış bildiğim. Kelamın hakkını konuşunca irticacı damgası vurup yüklenmişler her taraftan her daim gemisini yürütenler. Devletin altına dinamit koyuyor filan teranesi sürmüşler piyasaya ısıtıp ısıtıp. Kitabını uyduramayınca da sahte dilli yerleştirip minareye kılıf uydurmuşlar. Neymiş? Çeteyle ilişki kurmuşmuş filan. Bilinen numaralar işte. Selamun aleyküm hocam. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Buyurun. Hocam kusura bakma. Duruma uyanamamış arkadaşlar. Seni bilememişler. Layığınca izzet-i ikramda bulunamamışlar. Bir hataları olduysa sen alim kişisin. Cehaletlerine say. Estağfurullah. Siz koğuşa asımsınız. Öyleydik siz gelene kadar hocam. Ama bundan öte sizin gibi bir büyüğümüzün olduğu yerde bize rajon kesmek yakışmaz. Sağ olsun Hasan kardeşimiz. Âli cenaplık edip koğuş ağalığını bu ben fakire layık gördü. Yani hepimiz bir şekil buraya gelmişiz değil mi? Yani kimimiz elini kana bulamış. Kimimiz hakkı olmayana el uzatmış. Kimimiz belki iftiraya uğramış. Ama burada bulunduğumuz sürede insanca, hakça yaşamamıza engel değil bu. Ya ben bu koğuş ağalığı işinden pek anlamam açıkçası ama yani bu yüzden bir istişarede bulunalım dedim. Aramızda görev dağılımı yapalım. Hep birlikte yönetelim bu koğuşu ha? Ne yapacakmışız? İstirahat mı yapacakmışız? Yok la istihareye yatacakmışız. Öyle dedi. İstihare ne oğlum? Rüya şeysi oğlum. Niye dedi böyle yatıyorsun yatağa? Niyetine göre de rüya görüyorsun ha. İşte. Ya andaval andaval konuşup durmayın lan. İstişare diyor adam. İstişare ne ki oğlum? İstişare şey işte. Ha. Öyle muhabbet, sohbet gibi bir şey. Kesin tatavaya dinleyin adamı. Olmadık adamlara, olmadık görevler verdin hocam. Yani kafan yatmadı senin bu usulü öyle mi? Yatmadı değil de değerli hocam ne bileyim. Şimdi sen mesela mabusun en namlı hırsızına koğuşun emanet kasasını teslim ettin. Kediye ciğer emanet etmek gibi bir iş bu. İyi Hasan. Ciğerin değerini kediden iyi kim bilecek? Kedinin elinden ciğeri çekip almak kolay mı? Çalmanın her yolunu bilen adamdan kim, neyi, hangi yolla alacak? Ha? Hem adam hayatı boyunca hep kapan olmuş. Bir de kaptıranın yerine geçsin ki halden anlasın. Bakarsın aklı başına gelir de tövbekar olur, hidayete erer. Hocam ben birilerinin senden neden kurtulmaya çalıştığını iyice anladım. Senin kafanda, ahlakın da başka türlü. Sen çok dümencinin rotasını bozup teknesini karaya oturtursun bu usullerle. Ondan senin bu başına gelenler. Bana itimadın var mı Hasan? Estağfurullah hocam. O nasıl kelam? Ben bu hayatta babama güvenmedim sana güvendiğim kadar. Öyleyse sana bir görev vereceğim. Ama itiraz etmeyip itimat edeceksin. Başım üstüne hocam. Ne buyurursan. Bundan böyle koğuşun kuşlarını da çiçeklerini de sana zimmetliyorum.
Onların bakımından da, sağlığından da sen mesulsun. Yapma hocam. Ben o işlerden ne anlarım? Bir gün emanetleri biri çalacak diye çok korkuyorum hocam. İşte bunlar yüzünden gözüme uyku girmiyor. Bak ne diyeceğim. Sana bu görevi verildi ne kadar oldu? 3 ayı geçiyor hocam. Bu arada hiç hırsızlık olayı oldu mu? Olmadı. Demek ki bu görev başarıyla yürüyor evlat. Ama ya olursa? Ya olursa olacağı varmış deriz. Bir çaresine bakarız. Sen öyle yaparsın da hocam. Başka herkes benden şüphelenecek. Yalvarırım. Bu emanetleri benden alın hocam lütfen. Böyle düşünme. Biz sana itimat ediyoruz. Hadi, hadi. Şimdi voltaya, hadi. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hocam. Ne var Hasan? Beni bu verdiğin görevden azlet. Nedenmiş o? Milletin diline makara oldum. Koca Kabadayı Hasan, oldu ziraat mühendisi Çiçek Hasan deyip arkamdan dalga geçiyorlar. Hayır, biri elimde kalacak. Sonra kabahatte yine biz olacağız. Olmaz Hasan. Bir görev üstlendin, sonuna kadar vardıracaksın. Hocam öyleyse bana bu zulmü neden reva gördüğünü lütfedip söyle de neyin çilehanesini beklediğimi bileyim. Hasan, senin başına bugüne kadar ne gelmişse ani öfkeden, hiddetten gelmiş, öyle mi? Doğrudur hocam. Var öyle bir zaafımız, yalan yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına sormuş. Siz aranızda kimi pehlivan sayarsınız diye. İçlerinden biri, hiçbir erkeğin yenmeyi başaramadığı kimseyi demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir demiş. Anladın mı Hasan? He? Resulullah'ın sözünden şüphen var mı? Haşa hocam. Ne haddime? İşte Hasan, bizim de maksadımız seni Resulullah'ın saydığı gerçek pehlivanlar arasına katmak. Bizim sana verdiğimiz bu vazifeler, insana sabrı, meşakkatı öğreten vazifeler evlat. Öldürmeyi değil, yaşatmayı öğreten vazifeler. Burada yanlış olan ne var? Biz sana gerçek pehlivanlığı layık görmüşüz. Sen gelmiş, arkamdan şunu bunu dediler diye mızmızlanıp duruyorsun. Yakışır mı senin pehlivanlığına ha? Sen bunları dedin ya hocam. Şimdi denizin rengi maviye döndü. Ver şu mübarek elini öpeyim. Öpmüş kadar oldu. Ver hudar ol. Bir daha da böyle mızmızlanmalar için bana gelme. Sonra küllahları değişiriz. Sakin olun hocam. Hem biliyorsunuz öfke. Git lan başımdan. Hadi bakalım. Avaz mı aldık? Geçmiş olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah'a emanet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bundan sonra koğuş idaresi sende. Haktan hukuktan ayrılma ne olursa olsun. Seni mahcup edersem yüzüm yerden kalkmaz hocam. Allah vatandırmasın. Amin. Hadi güle güle hocam. Avaz mı? Bizi unutma. Beko. Allah'a emanet ol hocam. Çaycılığa devam. Başımla beraber hocam. Geçmiş olsun hocam. Hadi bakalım, Allah'a ısmarladık. Hocam. Emanetçi başılığa devam. Burada liseyi bitirdin ama üniversiteye de gitmeni istiyorum senin. Öpeyim hocam. Çıkınca yanıma uğra. Seni bir bankaya veznedar olarak önereceğim. Allah razı olsun hocam. Gülmeyin. Gülmeyin. Hırsızdan iyi veznedar mı olur? Çalmasını bilen çaldırmaz. Bak, Beko bile ilk öğretimi bitirdi. Bitirdim ya hocam, o da beni bitirdi. Şaka hocam, şaka. Allah razı olsun senden. Cehaletimizi körelttin.
Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Allah'a emanet. Geçmiş olsun hocam. Sen de şu liseden kalan 3 dersi ver artık. Sakın ha, sakın. Öfke yok. Öfke yok. Öfke yok. Baş pehlivanla ramak kaldı. Sayende hocam. Öfke yok. Anneciğim, babacığım. Anne lütfen ağlama artık. Onları öyle özlüyorum ki. Ben de anne, ben de. Keşke sağ olsalardı da bu günleri görselerdi. Okulu bitirişini, işe başlayışını. Nasip anne, beni de en çok üzen ikisinin birer hafta arayla vefat etmeleri. Babamın duası kabul oldu. Nasıl anne? Anlamadım. Daha ikisi de sağken babam hep şöyle derdi. Munise, Allah korusun, sen ölünce ben de yaşayamam. Allah aynı gün benim de canımı alsın derdi. Demek ki olacaklar içine doğmuş dedemin anne. Onların hakkını nasıl öderiz bilmem. Bilsen ne fedakarlıklar ettiler. Biliyorum anne, biliyorum. Hayır yavrum, bilmiyorsun. Hem de hiçbir şey bilmiyorsun. Onların babam ve senin için yaptıkları asıl fedakarlıkları bilmiyorsun. Ve hiçbir zamanda bilemeyeceksin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah. Hocam. Geçmiş olsun Hasan. Hocam Allah razı olsun. Çok makbule geçti. İnan seni çok özlemişim. Bak, karşılama deyip öyle hemen benden kurtulamazsın. Seni eve götürmeye geldim. Ne oldu? Hiç itiraz istemem. Misafirimsin. Sağ ol hocam. Vakit geçirmeden şu bizim ailenin iznini bulayım diyorum. Tamam. Acelen ne? Bir hafta gözün gönlün açılsın. Bu arada en güzel çözüm birlikte düşünürüz. Hadi bakalım. Şimdiden söyleyeyim, öfke yok. Tamam mı? Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Demli bir çay. Tek şekerli olsun. Hasan, kapıdayı Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Hapishane çok değiştirmiş seni Hasan kardeş. Nasıl değiştirmiş? Adam mı etmiş mesela?
Yok, öyle demek istemedim. Ben bir ocağa bakayım. Ha? Otur. Sana soracaklarım var. Bizimkilerden ne haber? Yani karını falan mı soruyorsun? Hı hı. Onlar kasabadan taşındılar. Ne zaman? Onları bulup helallik istemem lazım. Peki nereye taşındılar biliyor musun? Bilmiyorum. Kimseye duyurmadan bir gece hepsi çekip gitmiş. Çok uzun zaman oldu. Kasabalı İstanbul'a gitti diyor ama kesin bilmiyorum. Hatta duyduğuma göre kayınpederinin kaynının da ölmüş diyorlar. Ya. Demek öyle. Allah rahmet eylesin. Onlarla helalleşmemiz öte dünyaya kaldı desene. Çok sağ ol Muzaffer. Hadi hoşça kal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben şöyle oturun. Buyurun. Benim vefat etmiş yakınlarımın mezarı vardı. Yerlerine baktım fakat bulamadım. Size zahmet bir bakar mısınız? İsimleri neydi efendim? Vedat ve Munise. Munise Yıldırım. Vedat ve Munise Yıldırım. Beykoz Görele köyünde görünüyor. Mümkünse bir kağıda yazar mısınız? Tabii. Bir bakalım. İsmi neydi? Vedat ve Munise Yıldırım. Tamam. Vedat, Zahide, Yıldırım. Ha, bizde görünüyorlar. Evet. Mümkünse bir kağıda yazar mısınız? Adres mi? Evet. O kolay. Tabii. Abi şimdi buradan düz gidiyorsun. Sonra sağa dönüyorsun. Anne. Söyle yavrum. Şey diyecektim de. Bana bir kahve yapar mısın? Hemen. Sen yeter ki kahve Dur iste. Anne. Kahve içmekten vazgeçtim. Ben şey için... ama neyse tamam. Oğlum. Farkında mısın? Son günlerde iyice garipleştin. Yok bir şey anne. Sende bir şeyler var Ahmet. Benden saklıyorsun. Bak, söylemezsen darılırım. Hı? Ben bir kızı seviyorum anne. Ne? Ne kadar sevindim bilemezsin. Oh be, rahatladım. Dünya varmış. Kabul ettin değil mi anne? Tabii yavrum. Seni beğendiğini ben de beğenirim elbet. Annem benim. Öfke yok. Öfke yok. Öfke yok. Beni ne zaman tanıştıracaksın onunla? Yarın gece. Yok yok hemen. Oğlum benim acelem yok. Yarın ola hayrola. Yarın gece getirirsin. Ama yarın gece çok geç anne. Yarın öğlen yemek saatinde görüştürsem seni onunla. Olmazsa yarın izin alırım. Ne olur kırma beni anne. Peki peki tamam. Nerede buluşalım seninle? Hani her zaman buluştuğumuz bir park vardı ya. Orada. Heykelin önünde. Tamam mı anne? Seni orada bekleyeceğim. Tamam oğlum. Haksız yere kapıya koyduğun kadın sonsuza kadar seni bekleyecek değil ya. Haklı. Haklı da yine de sinmiyor içime. Öfke yok.
Öfke yok. Öfke yok. Anne. Anne mi dedi? Demek evlenmiş. Çoluk çocuğa karışmış. Oğlum. Hoş geldin anneciğim. Benim. Anne bak Selma. Merhaba teyzeciğim. Nasılsınız? Sağ ol yavrum, iyiyim. Güzel yavrum. Anne sen otur şöyle. Biz Selma ile şuradan büfeden bir şeyler alıp gelelim. Tamam mı? Peki. Ben açım. Siz de acıkmışsınızdır herhalde. Evet. Tamam yavrum. Hadi Selma. Annen çok şekermiş. Öyledir benim annem. Beni annene tanışır tanışmaz yalnız bırakmadı. Sağ ol. Çok heyecanlandım. Kesin bir pot kırardım. Ben de heyecanlandığını gördüğüm için gel dedim zaten. Ne arıyorsun burada? Bizi nasıl buldun? Kolay olmadı. Korkma. Kötü bir niyetim yok. Sadece babandan, annenden ve senden helallik almaya gelmiştim. Ama onlar rahmete kavuşmuş öğrendiğim. Onlarla artık orada helalleşeceğiz. Sen de hakkını helal eder misin? Bilmem. Öyle büyük acılar yaşattın ki bana, aileme. Affedilir gibi değil, değil mi? Haklısın. Umarım bir gün kalbin yumuşar da. Neyse. Evlenmişsin ha? Oğlun olmuş. Demin anne diye seslendi sana. Oradan anladım. Aslan gibi delikanlı maşallah. Yanındaki de sözlüsü galiba. Yakışıyorlar birbirlerine. Mutlu olsunlar. Sen de hep mutlu ol inşallah. Bence annem seni çok sevecek biliyor musun? Annenin yanında biri var. Anne. Anne ne oldu, niye ağlıyorsun? Kim bu adam? Kötü bir şey mi dedi yoksa sana? Kötü bir şey yok oğlum. Telaş etme delikanlı. Demin düştüm de. Anneniz yardımcı oldu sağ olsun. Belli ki hassas biri. Durumum onu üzdü. Böyle olmasını istemezdim. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizden. Ben gideyim. İyi günler. Durun. Kusura bakmayın. Yanlış anladım. Biraz ters davrandım. Kusurlu bir şey yok delikanlı. Annene böyle sahip çıkman gurur duyulacak bir şey. O çok iyi bir insan belli. Ona hep böyle sahip çık olur mu? Her zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: öfkeden sakınınız. Öfke bir köz parçasıdır. Görmez misiniz ki biriniz öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarır? Boyun damarları nasıl şişer? Mümin biri öfkelendiği zaman ayakta ise otursun. Oturuyorsa uzansın. Anne sana diyorum, kim bu adam? Oğlum,
Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.